İşaret ediyoruz, seferberlik olsun. Seferberliği nerede yapalım? Şimdiden siber saldırılara hazırlık yapmalı bütün kurumlar. Siber saldırı yapıldığında ne olur? Bütün hayatımız hep üzülür. Sularımız akmaz, elektriğimiz kesilir. Trafik karmaşası yaşanır. Hastanede muayene olamaz. Eczanede ilaç alamaz. Bütün her şeyimiz artık bu teknolojiye bağlı. Bir siber saldırıyla gelir. Hazırlıyız değiliz. Bizim uçaklarımızın yazılımlarını bile Amerikalılar uçaklara verdikleri için yazılımında bilgileştirmediğimiz için uçaklarımız bile kalkamaz, biliyor musunuz? Çünkü yazılımları Amerikalı. Bakın, Amerikalıların uçakları bizim uçaklarımızı düşman olarak gerektiğinde tanınır. Ama bizim uçaklarımızı istesek de biz Amerikalıların uçaklarını düşman olarak tanımıyoruz. Yani havada özellikle uçakların muharebesinde yani bayraklara falan bakma şansınız yok. O yazılımla bu düşman uçağı değildir diye algılıyor. Bizim uçaklarımız onları algılamıyor. Düşünebiliyor musunuz? Biz hiçbir şeye hazır değiliz. Bunu moraliniz bozulsun diye söylemiyorum. Bunun tedbir noktasında olanlar işte seferberliği böyle başlatacaklar. Böyle yani kuru havaset, seferberlik, birlik demeden biz yapacaklarımızı şimdiden yapmamız lazım. Bunun için beyin gücümüz var bizim. Yeterince var. Zaman çok sınırlı. O zaman şimdi bunda ne yapacağız? Gayretlerimizi birleştireceğiz, yoğunlaştıracağız ve işte bunları yapacağız. Ama ben milli yazılımın neler var? Ufak tefek işte gemiler vesairelerde başladı ama yeterli olmadığını düşünüyorum. Bakın biz siber saldırıyla bile bizim Allah kullak edemiyoruz. Ekonomik ambargolar. İşte başladı. 4 lira oldu doğru. Tırmanıyor. Nereye kadar gidecek? Ekonomistler 7 liraya kadar gidecek diyor. Hepinizin hayatına etki etmeye başlamıştır. Şu anda hepimiz. Yani dolarla işimiz yok ama etkiliyor. Bütün her şeyi etkiliyor çünkü. Bakın suikastler demişler. Suikastler. Gördüğünüz bir tane ne oldu? Bir polis memuru bir suikast yaptı. Sizin stratejik dengenizi bozabilirdi. Çok ucuz atlatıldı. Ya devamı gelirse. Bu Reyna'daki de bir nevi suikastır. Diğer terörize eylemler de suikastır bana göre. Bundan sonra da biz bireysel ve kitlesel suikastlere hazır olmalıyız. Kabullenmeliyiz demiyorum. Hazır olmalıyız. Tedbir getirmeliyiz diyorum. Hem tedbir hem de istihbari çalışma. Evet işte ya etnik mezheplerin saldırıların ibadetlerinin üzerinde dinsel temelli şeyler. Bunlar tabii terörizm tartışmasında gündeme gelecek şeyler. Devam edelim. Bakın şurada bir 1990'ın sanıyorum Ocak ayında yayınlanan bir gazete Financial Times. 90'daki haritaya bir bakın sağ tarafta. Tabii şey olmayınca pointer. Noktalayıcı gösterebilirim. Yugoslavya o zaman bir bütün halinde. Esas Yugoslavya'ya dikkat çekiyorum. Sonra 2020'nin projeksiyonunu yapmış. Düşüncesini. Yugoslavya'ya bakın lütfen. Yugoslavya'nın yerini biliyorsunuz. Bugünkü parçalanmayı birebir tutturmuşlar 1990'da. 94'te bu parçalanma gerçekleşmiş. Tabii Türkiye'nin güneydoğusunu da görüyorsunuz. Bu onların projeksiyonu, bu onların planı, planlarını da böyle basınla, yayınla, gazetelerle gösterirler. Devam edelim. Evet, bunu da koyduk. Irak, Suriye, öyle bir şeydi. Görüyorsunuz, Barzanistan artık bütünleşmiş. Şimdi adamlar çıkıyor, koca koca akademisyenler falan. Efendim diyor, Suriye'nin kuzeyindeki diyor Kürtlerle Barzan hiç anlaşamaz. Konjüktürlerdir. Bugün anlaşamaz, yarın anlaşır. İşte sadece aradan bizim şu anda operasyon yürüttüğümüz bölge. Ondan sonra bakın bir Hatay var. Ondan sonra Akdeniz'e açılıyor. O devletin yaşaması için de Akdeniz'e açılması lazım. Bütün bu olayda böyle düşünün. Devam edelim. Bazen izler çünkü çok boy gösteriyorlar televizyonlarda. Devam edelim. Değiştirelim yansıyı. Bu Hudal diye bir televizyon kanalı. Barzani'nin resmi kanalı bu. Görüyor musunuz? Yani adam nereye almış Sivas'a kadar gitmiş ya.
Karadeniz Dağları herhalde sınır kabul etmiş. Az bir şey daha cesaretlenirse 15-20 yıl sonra Karadeniz'i de bu halde dahil edebilirler. İşte bunları şu anda o sistemde şurada burada karşımıza çıkartıyor. Biz zaten çıkartmıyorlar. Bu Barzani'yi öldürüyorlar. Barzani'yi öldürürken devam edelim. Sonuç. Ne yapacağız? Maşallah başarılmaya çok büyük. Yani nasıl bölünürüz diye uğraşıyoruz. Yönetici, en üstteki yöneticimizden en aşağıda, pes başında sadece işi pes başında yazmak olanlar dahil olmak üzere var. Yani bir vasat yakalayalım. Yani bizim gibi hiçbir konuda bizim gibi düşünmeyen birisiyle bir vasat yakalayalım. Bir nokta, ortak nokta yakalayalım da onunla beraber olalım. Deme noktasında değil. Aynı sertlik, aynı öfkeyle karşı tarafa saldırıyoruz. Şempanze örneğini vermiştim bir yazımda. Dün ben televizyon kanalında bahsettim ama uzatmamak için girmeyeyim o konuya. Bizi birbirimize düşüyor. Zaten bu terörizm amacı bu. Kitleleri birbirine kırdırmak. Kim ne yaparsa yapsın, kim ne derse desin, yine de birlik demeye demek zorundayız. Demezseniz olur. Aynı gemide giriyoruz, gidiyorsunuz. Ben bununla birlik olmam. Dolayısıyla gemide bir bütün büyük bir delik var. Ben de o deliği kapatmam kardeşim. O da batacak. Çünkü aynı gibi değil. Onun için diyorum ki değiştirelim. Mecbur birlik olmaya. Birlik zamanı. Bunun için de yine değiştirelim. Bunun içinde akla ihtiyacımız var. Akıl, Allah'ın bize bahşettiği en önemli şey, bizi insan yapan en önemli şey akla, tabii ki yürek. Ne akılsız yürek değil İslam. Bu kolay mı? Bunu söylemesi kolay tabii ama yapmak bak, tabii ki çok zor. Ama bunu işlemek, bunu her yerde dillendirmek ve bunun için çabalamak esas olmalıdır. Ben de onun için yarıştım. Buna kadar etki olur. Yemem. Daha önce bazı yerlerde söyledim. Bir yer, bir kelebeği bana döndü etkisine kadar sok. Biz bu bir kelebeğiz. Keşke kahve olur. Bu kadar çırparız. Ondan sonra gideriz. Devam edelim. Bu memleket bizim. Büyük zorluklarımız var. Ama dedelerimizin mezarı bu topraklar. Biz bu toprakları devrettik. Maddi manevi. Vazgeçemeyiz. Bu değerler bizim çünkü onurumuzdur. İnsanın aklın yanında insan yapan en önemli özellik onurudur. Bu vatan bizim aynı zamanda onurudur. Kim ne kadar güçlü olursa olsun biz bu vatan için tıpkı şu fotoğrafta gördüğümüz serçe gibi dirençli olacağız. Asla ve asla vazgeçmeyeceğiz. Bu anlamda da asla ve asla umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Değiştirelim. Bu topraklarda tabii yaşamak için olmazsa olmazımız da tabii Türk olmuş. Umudumuz ve Türk olmuş. İşte bu içine sızdırılan kurçuklarla içi boşaltılan kısmen Türk olmuş. Yeniden toparlanması lazım. Yoksa biz bu coğrafyada ordusuz, hani hiçbir millet ordusuz yaşayamaz. Ordusuz kalmak diye bir film var, bir ben seyrederiniz var mı? Ordusuz kalmak korkunç bir şey. Hele bu coğrafyada yok olursunuz. Bu coğrafya öyle bir coğrafya ki dünyada eşi benzeri olmayan birçok medeniyetin yeşerdiği, yükseldiği ve yok olduğu bir coğrafya. Doğan pek çok medeniyet doğurmuş ama aynı zamanda da medeniyetler mezarı. Hiç zafiyet, zayıflık kabul etmeyen bir coğrafya. Onun için bu coğrafyada biz ordusuz yaşayamayız. Bakın her şeye rağmen, bütün sıkıntılara rağmen biraz önce işte Elbap'ta bir şeyimiz geldi. Üzülmemek mümkün değil tabii özür dileyerek yani şehitlerimizi anmamız lazımdı, gazilerimizi anmamız lazımdı. Hem de ayırt etmeden anmamız lazımdı. Artık şehitler üzerinde birlik dedikçe şehitler üzerinde bile bölünmeye, gaziler üzerinde bile bölünmeye çalışan bir ülkede yaşıyoruz. 15 Temmuz'undan geçmişteki bütün savaşlarda, Kurtuluş Savaşları ve daha öncesi ve Güneydoğusu
ve 15 Temmuz'un ve sonrası Elbap'taki ve halen Güneydoğu'da olan şehitlerimiz tabi rahmetle anmak lazım. Bazılarımıza da acı şifa dilemek lazım. Şu görüntüde bakın Sikorsky helikopteridir. Bu Sikorsky'leri dünyada en iyi Amerikan mahmurluğu. Amerikalılar üretir ama bizim pilotlar bunu o kadar ustalıkla kullanmış, o hatalarını ortaya çıkarmışlar ki o hatalarla beraber Amerikalılar bu helikopteri inanılmaz geliştirmiştir. Hangi çalışmasını biz yapmışız bu anlamda? Şunu dünyada yapabilirim yapalım. Resmeye bakması belki kolay ama bilmiyorum hiç helikopter pilotu olan var mı? Olabilir belki öncesi var. Birisi vardır. Şunu yapabilirim. Devam edelim. Şimdi şu ayakta görüyor musunuz? Şimdi derler ya işte şu çatışmada işte şu kadar şehit, şu kadar yaralı. Bir de o bilançoya girmeyenler var. Bilançoya girmeyenler. Mesela şu ayak bilançoya girmez. Benim bir değerli arkadaşım. 23 yıl önce çıktığı bir operasyonda Kars'ta veya Iğdır'da olacak ayakları dolmuştu. Ve ayakları hala böyledir. Hala tedavisi sürüyor mu diyor. Bak, yaralı diye geçmez. Şimdi öyle asker değil, parayla pulla. İşte para alıyorlar, o zaman ölmenler filan gibi. Öyle yani böyle birisi var mı acaba? Yani size şu kadar para veririz, ölüm filan, böyle bir şey var mı? Ya işte ayaklarımız bu hale gelsin filan diyecek. Bakın işte, görünenin yanında görünmeyeni, zaten gazileri filosumuzda, filosumuzda da vardır. Ayakları olmayan, gözü olmayan, kolu olmayan, bir de bizim görmediğimiz bölümleri de var. Dolayısıyla askerimizi sevmek, sarıp sarmalamak, yaralarını onu motive edip yaralarını sarmak zorundayız. Askerin kolay, kolay iş değil, dediğim gibi tekrar ediyorum. Bu coğrafyada biz ordusuz kalma gibi bir lüksümüz olamaz. Evet, devam edelim. İşte bir tane daha buyurun. Bu para için yapılır mı? Değiştirelim. Şimdi buradan Atatürk'le bitiriyoruz. Şimdi bu İngiliz tarihçi var. Nasıl bir tarihçi? Tarihi tabi böyle iyi büken bir tarihçi esasında. Mavi kitabıyla Ermeni soykırımı vardır, rak edilen. Ermeniler katledilmiş diye pek çok sahte belge koyan kitabında bir adam bu. 1960'ta bir kitap yazmış. Orada şöyle diyor bak, esasında sorunumuzun kaynağı da bu. Diyor ki Güney Müslümanlığı eşarlık bizim için tehlike olmaktan çıkmıştı. Bir şeyh bulursunuz diyor, şeyhi kontrol edersiniz, ondan sonra da onları yönetirsiniz. Bizim için tehlike değildir. Ama bizim için diyor Kuzey Müslümanlığı, maturidilik yani Türklerin yaşadığı bölgede bu maturidilik diyor tehlikelidir. Çünkü bunlar bilimi reddetmezler. Bilimi reddetmezler. Onun için de diyor Atatürk gibi asiler çıkartırlar işlerinde diyor. Buna tedbir alınması lazım. Devam ediyoruz işte o asil çocuklar olarak. Değiştirelim arkadaşlar. İşte o asil bu geldiğimiz bütün karamsar tabloda ki Kurtuluş Savaşı'nı şöyle bir içselleştirdiği ne zorluklar. O durumda bile bize diyor ki umutsuz durum yoktur. Umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmem. Umuttan daha büyük hiçbir silah yoktur. Zaten umudumuzu kırmak için de bu kadar faaliyet. Onun için asla ve asla umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Değiştirelim. Evet. İşte bu Atatürk umudunu asla kaybetmeyen Atatürk son noktada bir şey daha diyor. Bu kuru hamaset değil. Tabii ki bunu içselleştirmek lazım. Söylemesi kolay. Diyor ki Toros dağlarına bakınız diyor. Yani umudunuzu falan kaybettiğiniz zaman şöyle Toros dağlarına bakınız ve Karadeniz dağlarına bakın. Orada diyor bir yürük çadırı varsa o yürük çadırının dumanı tutuyorsa işte o zaman diyor bilin ki bu dünyada bizi hiçbir güç yok kuvvetlenmez. Bu bir inanç. Bu irade böyle düşünen insan hiç kimse gerçekten inanmaz. Öldürebilir ama yer. Çünkü
gösterdiğimiz her şey gibi inatla mücadelesine devam eden hiç kimse, hiçbir yaratık, hiçbir varlık da zaten bilinmez. Dolayısıyla biz Mustafa Kemal'in, Atatürk'ün izinde olan, o asil izinde olanlar için söylüyorum ki umudumuzu hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz. Bu ülke bizim. Bu ülke bizim. Bu Mustafa Kemal. O bizim bir türlü tam öğrenemediğimiz Mustafa Kemal. Bu topraklarda hiç değilim. Geleceksiniz. Yine yenilmeyecek. Bu emperyalistler bir sürü planlar yaparlar, şunlar yaparlar, bunlar yaparlar. İşte bu FETÖ'cüsü, METÖ'cüsü, şucusu, bucusu bir sürü plan yaptı. Kılcal damarlara sızdı. Bilmem ne yaptı. Ne oldu? Başaramadı işte gördüğünüz gibi. Efendim şu oldu bu oldu. Ama bir şeyler oldu. Başaramadı. Bu kadar basit ya. Kolay değil ya. Yani. Derin devlet çubuğu falan filan diyorlar. Dün öyle bir soru vardı. Oradaki sunucu sordu. Ben de derin devlet falan görmedim. Ama ben bir şeye inanmıyorum. Derin millete inanıyorum. Bir derin millet var bu millet. Bir derin millet. Kolay değildir yani. Kendimiz bile şu anda düşürürsek anlayamayabiliriz. Ama zor şartlar geldiğinde bakın bu millet neler yapmıştır. Ben de bunu sahada görmüş insanlardan biriyim. Yani Güneydoğu'daki çatışmalarda şöyle baktığın zaman ya bu ne yapar dediğin insanın bir çatışma sırasında nasıl cengaverleştiğini, nasıl fedakarlaştırdığını, nasıl cesur bir şekilde hareket ettiğini gördüm. Böyle bir değişik millet. Bu millet kendini de tam tanıyamaz yani öyle durumlarda. Dolayısıyla benim millete ben inanıyorum. Umudumu hep taze tutuyorum. Ve çok teşekkür ediyorum size. Benim dinlediğim... Araştırmakta bitiyor her şey yani. Şimdi Sayın Başkanım nasıldır bu iş? Tamam, bir sağlık, nasıl olur? Bir de uygunsa tabii yorgun da dinleyenlerimiz böyle mümkün olduğunca yani sadece soru sorsak çünkü bazı yerlerde böyle şey olur, biraz kusuyor. Lütfen sadece soru olarak varsa. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Oldukça yararlı bilgiler verdiniz. Yani izlerce ABD'nin önceki şube başkanlarından. Korumcudur. Belki kısmen size az önce yanıt verdiniz ama ben tekrar güçlü şekilde ele alınmasında yarar olduğunu görüyorum. 12 Eylül bütün darbeleri sıkıntılarında ben özellikle son içinde yani Doğumlu İslam'a Soğuk Savaş'ın bittiği dönemden sonra bir darbelere gelmiştim. 12 Eylül 28 Şubat ve 15 Temmuz arasında arka plandaki bağlantıların var olduğunu düşünüyor musunuz? Bir tespitle yolu vermek istersen 12 Eylül'de birinci adımın 28 Şubat'ta ikinci adımın 15 Temmuz'da da finalin gerçekleştirmek istendiğini düşünüyorum ben. Ne dersiniz? Teşekkür ederim. Ara sıra mı diyor gençler? Arasındaki bağlam gibi ilişkiler. Bu Amerikan diyor. Our voice gibi sürecinin adımları olarak. Sanıyorum yani bunun cevabı zaten bu sorunun cevabı içerikte vardır. Bir zincirdir. Ve 15 Temmuz'da bir ara sonuçtur. Ara sonuçtur. Amaç tabii çok daha farklı. Zaten birbirine bağladık. Onun için onları anlattık. Sanıyorum cevap çok net de teşekkür ederim. Evet. Sayın Albayım, Osman Yılmaz'dan. Önce geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Konu olarak bazı bilmediğimiz ögeleri ve geçmişe dair terörün nasıl yerleştiğini gördük ve anlattınız. Sağ olun. Yalnız sizin de içine gittiğiniz durumlarda Ergenekon ve Balyoz olayında sanki anlatırken FETÖ olayı bitti veya orada Amerika başarılı olamadı. Burada Türk halkı işte sokağın ölmüşü oldu, bu oldu konulara değindiniz. Fakat Amerika'nın emperyalist güçlerinin bize sunduğu iki yanlışın bir tanesini
doğru olarak ülkemizde yansıtanlar, o dönemde Ergenekon'un ve Balyoz'un savcısıyız diyenler, bu ülkenin hala başında ve sanki terör bitti veya biz bunlara galip geldik diyen insanlar hala bu ülkeyi yönetiyor. Onları oraya yerleştiren bunlar. Bunların hiçbir siyasi ayağına dokunulmadı, dokunulmuyor. Ve ülkede iki yanlışın bir tanesi hala başkan olacağım veya ben ne dersem o olacak derken de sanki kendinden değil de yine Amerika ve yerin işbirlikçileriyle beraber Amerika'ya hizmet edenler değil midir bu ülkeyi şu anda bile yönetenler? Sanki biz terörden kurtulduk da yani yağmurdan kaçtık ama doluya tutulmadık mı? Bu konuda biz ne dersin, ne yapmamız gerekiyor? Evet. Bu kolay cevaplarını düşündü. Ama dediğiniz genel olarak bunlar beraber bu da yapıyoruz. Sonra çatıştı. Doğru mu? Şu olan taraf bana göre çeşitli yardımlar, yani küçük yardımlar derken daha çok bütçe yaratan yardımı ve farklı şeyler var, unsurlar var. Yine. Ha, şimdi ne dediniz? Efendim işte onlar da suçlu değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Zaten bunu da kabul ediyorlar zaten. Malum. Yani bunu canlı suçlu üstüden demez herhalde. Söylemlerinde bunu özür diliyoruz diyorlar. Bu anlamda bizim için nedir? Bilmiş olması özür diliyor noktasıdır. Suçu bu. Yok mu farkındayız? Asla. Bu şu anda tartışma. Niye? Artık zorunlu olarak bir yere doğru evrildi. Bu çok tartışmaya girmeyelim. Diye bir dersi anlatabilirim. Çok ayrıntı var. Her doğruyu da burada söylemek durumunda değiliz. Efendim sadece şu meclis. Şu anda iktidarın AKP'nin 316 milletvekili bir kağıda imza attıysa bunların içinde de 145-145 FETÖ'cü de varsa bunlar ilk önce bunlar yok olması lazım. Ama bunlar yok olmadı müddetçe aşağı tabakan yok olması mümkün değil efendim. Evet. İlk önce bunlar yok edeceksiniz. Tabii siyaset nasıl bir şeydir? Böyle bir şey yok olsun, bir şey mahvolsun demeyle yok olmaz veya mahvolmaz. Mesela ben işin neresindeyim? Sanıyorum oraya geldi. İnsanlar da tabii biraz yolunu ayrılıyorlar. Şimdi bu bir kere başkanlık dedi. Konuşuyoruz. Şimdi başka yerlerde de gittik. Peki ne diyorsunuz diyor. Yani ne olacak şimdi diyor. Yani siz burada gelip konuşup biliyorsunuz herhalde. Şöyle paylaşıyoruz. Siz ne yapıyorsunuz? Mesela siz ne yapıyorsunuz? Ne yapabiliriz? Korkuluyor musun? Aşkı o mu? Su budur. İşte bir buyurun şöyle bir değneğimiz var. Dokunuyoruz üzerine. Yok. Bu bir çabadır. Bir çaba yok. Bir tanesi kalktı mesela bir bayağı. Antalya'da. Dedik biz zaten hazır. Neye göre hazır mıyız? O da görecek. Tamam. O zaman ne yapacağız? Kimse. Çoğalmaya çalışacağız. Nasıl çoğalacaksınız? Karşı taraf çoksa oradan bu tarafa geliriz. Şimdi biz öfke dili kullanalım. Ötekileştirmek dili kullanalım. Bakın bu devri iktidarda bilmiyorum içeride benim kadar burada yatan var. Benim kadar bu anlamda mağdur olan var. Mağdur edin. Ama birkaç kişi de şimdi. Bayan bir şey diyor. Öfke dilini bırakacağız. Biz karşı tarafı ne yapacağız? Ademci azız diyoruz ya. Doğru işler yapma noktasında olan bizler azız. Doğru yapma noktasında olmayan çok. Ne yapacağız? Şimdi demokrasi varsa oy verecek. Öyle mi? Onlar gidecek. Ne yapacağız? Bunlar yutmadı. Bunlar şöyle vurdukla demeyi de olacak. O zaman ne yapacağız? En yakın komşumuzun önce elini tutacağız. Bu işler öyle kolay değil. Efendim bir kepçe getirin de şurada kocaman bir çukur yapın. Yok kepçemiz. Eğer o zaman efendim buyurun. Efendim işte yok toplum ya. O zaman ne yapacağız? Topluyu bırakalım mı? Kazmayalım mı? Toplum yerine çalışacağız. Buyurun şu andan itibaren neye karşı çıkıyorsanız onları bizim yazın. Sizinle aynı düşünme. Komşunuza gidin onun evine.
Değil ki bak, sevgili komşu. Şu 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 şöyle dedi. Ama ona inanmadı. O zaman yapacak bir şey yok. Öbürüne gidersin. Olmadı öbürüne gidersin. 10 tane komşunuzdan bir tanesini sizin gibi düşündürtürseniz başarırsınız. Yoksa biz öfkeyle, inmenle, her korkanla, yıkılmalla, bunlarla olmaz demeyle bir yere varamayız. Başka bir şey söylemeye çalışıyorum. İnşallah anlatabiliyor muyum? Bazı yerlerde anlatamıyorum. Öfke dili sadece birilerine hizmettir. En çok da emperyalizme hizmettir. Bizi zaten kavga ettirmeye çalışıyorlar. Bu öfke dili bizi kavga ettirir. Yani kavga bir yere varır mı? Hiçbir yere varamaz. Muhtemelen bir dayakla yiyebiliriz. Sonuç, biz kavga ettiğimizde bir araya gelmeliyiz. Kimden bahsediyorum? Bu toplanan çocuklarına. Bizi bir düşünmeyebilirler. Hiçbir noktada düşünmeyebilirler. Yine de onunla bir ortak payda bulmaya çalışıyor. Onun için tezeden gidip komşularımızın elini tutalım. Bizim gibi düşünmeyenlerden bahsediyorum. Yoksa biz bize böyle sağla birbirine ağırlar olur. Bu toplantının böyle bir sonucu olur. Lütfen. Yani birilerinden sihirli değnek kimse beklemez. Birilerinden formül beklemez. Mesela efendim bu başkanlık sistemi diyorlar. Bu yanlıştır. Bu tek adam sistemidir. Diyeceksiniz değil mi? Kime diyeceksiniz diyelim ki? Buna gelmek isteyen, yani bunun tekniğini mi anlatan? Bunu isteyen, adamı çok seven birine söyleyeceksiniz. Şimdi siz şu öfke diliyle yaklaşırsanız, kusura bakmayın, başarılı olma şansınız yok. Ama bana sorarsanız, elini tutup sevgili kardeşim, sen şu insanı çok sevebilirsin. Bu insan seçildiğinde çok iyi olacak, bir niyetin evanda olsun. Yargıcı da o adasın, savcı da o adasın. Efendim, her şeyi o yapsın. İyi yapar zaten, diyebilirsin. Ne kadar güzel. Sınavı hak ediyor. Ama, lütfen, ama, ya bu ölürsün. Ya senin sevmediğin bir insan gelirse, o insanın bu yetkilere haiz olduğunda sen ister misin, istemez misin? Yetkilerini de sayacaksın. Belki sana ilk önce karşı çıkabilir şu olur bu olur ama sen onu düşündürmeye zorlarsın. Bir düşünür, iki düşünür. Bu kadar kolay bir şeyden bahsetmiyoruz. Şu anda bakın iki yıl önce Hatay'dayım. İngilizce mi oluyor ya? Para karşılığı gelmiyor. Para almıyor. Neden? Sizlerle buluşmak, sizleri dinlemek, sizden de enerji almak. Ama işte aklımızda ne varsa da sizden paylaşmak istiyorum. Uğraşıyorum, gayret ediyorum. Ben bir emekli adamım yani. Başka bir gelirim de yok, şuyum da yok, buyum da yok. Başka bir hesabım da yok. Bir milletvekili olursun abi. Böyle bir derdim de yok. Ben kimsenin emriyle el kaldıracak adam değilim ki. Öyle olsaydı zaten emin komutan zinciri içerisinde komutanlarımızın her dediğini yapar. Başımıza bir şey geldi. Ben şimdi genel oldum. Siz de bize paşak paşak dediniz yani. Bizim öyle bir derdimiz yok. Bakın. Ben dokunmaya çalışıyorum. Ben sadece atış düşüncelerine gittim. Bak. Ben Bursa'da Birlik Vakfı diye bir vakıf var. Tamamen hükümete yakın. Var orada. Benim yönetmenim misin? Tamam. Benim diyeceklerim hazır mısın? Biz de hazır. Size ne dediyse tabii farklılaşıyor. Yani aklımıza geldikçe de bazı konuları spontan konuşun. Aynı şeyleri orada da söyledim. Orada da Atatürk dedim. Birkaç tanesi ispatla bir şey. Tabii ki gösteriyor. Ama dedim bakın onlara da dokun. Köle yapamayın. Siz kimsiniz kardeşim? Ben işte hükümetin hiçbir şeyle efendim konuşmama etmem. Benim derdim ne ki? Siz konuştunuz. Zaten siz benim kim olduğumu biliyorsunuz. Burada denilenlerin epey bir kısmını biliyorsunuz. Çoğunu biliyorsunuz. Hatta hepsini biliyorsunuz. Birbirinizi şey yapalım. Ağır olalım. Hatta sizin istediğiniz gibi bir öfkeyle ben buradan hücum ederim. Siz daha da mutlu olurdunuz. Yaşar kurulurdunuz. Gider miyiz? Ama derdiniz olur. Bizim derdimiz, komşumuz var ya komşumuz, komşumuzu katılacağız. Bu kolay olmadığını biliyorum. Gelin hep beraber o zaman şu andan itibaren başlayalım. Bu böyle olur yani bir yardım. Böyle olur. Sorunuz belki de